Merhaba. Ovülasyon tarihinin belirlenmesi ya da yumurtlama gününün hesaplanması için bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Bunları tabii kadın kendisi belirleyebilir. Birincisi adetin birinci gününü işaretlemesi, ikincisi de adet düzeninin kaç günde bir olduğunu hesap etmesi gerekiyor. Çünkü adet düzeninin kaç günde bir olduğu, yumurtlama gününün hangi gün olduğu ile ilgili çok yakından hesaba katılması gereken bir parametredir. Nasıl hesap edeceğiz? 1. Adetin birinci günden itibaren 28 günde bir adet gören bir kadın için yaklaşık yumurtlama 13-14. Gün civarında olmaktadır. Neden bu bilgiyi biliyoruz? 28 günde bir adet gören bir kadının yumurtlama sonrası süreci yaklaşık 2 haftadır. Bu her adet düzeninde aynıdır. Dolayısıyla 28'den 14 çıkardığımızda yumurtlama gününün 14 olduğunu belirliyoruz. Buna karşılık adet düzeni farklı olan, yani 30 gün, 35 günde bir adet gören kadın için yumurtlama günü değişiyor. Yine 35 günden biz 14 günü çıkarıyoruz veya 34 günden 14 günü çıkarıyoruz. Ona göre 34 gün eksi 14, 20. gün veya 21. gün adet ortasından geçmiş oluyor. Yumurtlama günü o gündür diyoruz. İlave olarak bir takım belirtiler vardır. İşte sağda veya solda, yani yumurtlamanın olduğu yumurtalık bölgesinde ağrı hissedebilir kadın. Çünkü bildiğimiz gibi yumurta yumurtalıktan karın boşluğuna düşüyor. Ve bağlı olarak biraz sıvı karın boşluğuna düşüyor. O biraz ağrı oluşturuyor kadın. Hassas kadınlar bunu hissedebilirler. Başka rahim ağzı akıntısı, saydam bir akıntı olur. Bu da yumurtlamayla alakalı bize bir işaret verebilir. Peki bütün bunlar bir işimize yarıyor mu diye sorduğumuzda bu açıdan bakıldığında aslında yumurtlama gününün takip edilmesi gebelik oranının artırılmasıyla ilgili hiçbir katkıda bulunmuyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki düzenli ilişkide bulunan, ne demek bu? Adet dışındaki günlerde, örneğin adetin 10 ila 17. günler arasında 2-3 günde bir ilişkide bulunan kadın aynı gebelik oranına sahiptir. Çünkü yumurtlama günü çiftlerin birlikte olma isteği veya zorlanması bir takım ek stresler yükler ve sonuçta gebelik oranını düşünebilir. Özellikle erkek açısından oldukça stresli bir durum olabilir. Yani kişiye diyorsunuz ki gel bu akşam birlikte olacağız. Yani tabiri caizse bu askerlik değil, biraz da keyif işidir. Dolayısıyla 2-3 günde bir kanamasız dönemde ve özellikle de 10 ila 17. günler arasında birlikte olunduğunda o gebelik şansı neyse kullanılmaktadır.